Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. Bu videoda LGS soru çözümleri yapacağız. Supi hocam. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu haftaki konumuz da likes and dislikes. Yani sevip sevmediğimiz, prefers'iz tercihlerimiz. WH questions and how questions. W ve H harfle başlayan soru kelimeleri ve how ile başlayan soru kelimeleriyle alakalı size 5 tane soru hazırladık. Şimdi bunları sizin için çözeceğiz. Evet, Wilma ve Sarah arasında geçen bir konuşma var. Do you know that Metallica is going to give a concert in our city on Friday and I have 2 tickets. Would you like to join me? Biliyorsun ki demiş Metallica bizim şehrimize cuma günü bir konser verecek ve benim 2 tane biletim var. Bana katılmak ister misin? I don't like listening to loud music. Blah 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 blah. I respect you but I don't agree with you. I think it's energetic and fun. Ne demiş? Sana saygı önce duyuyorum. Şunu da çevirmedik. Evet. I don't like listening to loud music. Loud music. Yüksek sesli müzik dinlemeyi. Hoşlanmıyorum. Hoşlanmam. Wilma ne demiş? Sana saygı duyuyorum ama sana katılmıyorum. Evet. I think it's energetic and fun. Bence demiş bu çok enerjik ve eğlenceli. Peki burada Sarah ben yüksek sesli müzik dinlemeyi sevmiyorum dedikten sonra ne söylemiş olabilir ona bakacağız. Tamam. To me it's trendy. Ne demek to me it's trendy? Bana göre o trend. Bana göre trend demiş midir? Hayır. Dememiştir. According to me it's terrific. Bana göre o terrific. Terrific yani mükemmel, şahane anlamına geliyor. Hayır, burada aksi bir şey söylemesi lazım. I think it's unbearable. Unbearable. Bear ne demek? Ayı. Evet. Ayı, bunun tabii isim hali. Fiil hali ise katlanmak, dayanmak demek. Unbearable, katlanılmaz, dayanılmaz anlamına geliyor. Ayıdan gelmesi ilginç olmuş. Hayır, yani sadece eş sesli mi oluyor? Yani eş sesli oluyor. Evet, Türkçedekini söyleyecek olursak arkadaşlar. Bear, fiil anlamı. I can't bear it. Katlanamıyorum gibi bir anlam da var. Dolayısıyla buradaki fiil hali ve unbearable da katlanılmaz, dayanılmaz anlamına geliyor. Demiş olabilir. Demiş olabilir. Muhtemelen sorumuzun doğru yanıtı bu. It's impressive for me. Benim için... Impressive, etkileyici diyor. Press yapıyor üzerinde ne zaman görsem dinlemek istiyorum diyor. Hayır arkadaşlar, bu da negatif bir şey söylemiş olması lazım. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Suzy demiş ki weekends are different from weekdays for me. Benim için hafta sonları hafta içlerinden farklı. I never get up late for example. Ben asla... Örneğin diyor, asla erken kalkmam. Kalkmam, zaten hafta içi kalkıyorum, canım çıkıyor diyor. We always have a family breakfast. Biz her zaman ailece kahvaltı yaparız diyor. Then we go for a walk if the weather is good or if the weather is nice. Eğer hava iyiyse yürüyüşe çıkarız. To be honest. Dürüst olmak gerekirse. I can't stand spending long hours at shopping malls. Alışveriş AVM'lerde uzun saatler harcamak şey. I can't stand neydi? Katlanamıyorum, dayanamıyorum. Evet, yani sevmiyorum diyor evet. Ona. I think it's nonsense. Nonsense, saçma demek. Yani hani bir hafta sonun var, onda da temiz hava alman lazım. Zaten hafta için iş yerindesin, kapalı ortamdasın. Ne yapacağım hafta sonunu AVM'de. Açık alanda değil mi? Açık alanda geçirmek lazım diyor. I enjoy being outside. Dışarıda olmaktan keyif alırım. Exercising. And being physically active. Ve fiziksel olarak aktif olmaktan, egzersiz yapmaktan keyif alırım demiş. So I can feel relaxed and energetic. Bu yüzden rahatlamış ve enerjik hissedebilirim. Böylece demiş kendimi böylece. Enerjik hissederim. Bu Suzy'nin söyledikleri. Teddy'ye bakalım şimdi. At the weekends I prefer waking up early as I do on weekdays. Hafta içlerinde olduğu gibi diyor. Hafta Güzel. Sonları da erken kalkmayı tercih ederim. Güzel. As'in arkadaşlar bir anlamı gibi başka anlamları da var ama buradaki anlamıyla like yani gibi anlamına geliyor. Hafta içi erken kalkıyormuş. Hafta sonu erken kalkmayı tercih ediyormuş dedi. I go jogging and then play tennis at the court. Ne yaparım diyor. Sabah koşuya giderim. Sabah koşusuna giderim. Ve daha sonra kortta tenis oynarım demiş. Hı hı. I have shower when I return home at about 11 a.m. Saat 11 gibi eve döndüğüm zaman dönünce ne yapıyormuş? Banyo. Duş alıyormuş tabii ki. And then have a light breakfast. Hafif bir kahvaltı. Hafif bir kahvaltı yapıyor. Öyle geniş böyle ailece oturup saatlerce falan yapmıyor. I always drink orange juice because it is healthier than the other beverages. Diyor ki ben her zaman portakal suyu içerim çünkü portakal suyu yani o diğer içeceklerden daha sağlıklı. Sağlıklıdır. In the afternoon öğleden sonra I meet my friends and go to City Stadium to watch our team's match.
Öğleden sonra arkadaşlarımla buluşurum ve diyor şehrimizdeki stadyuma gidip işte en sevdiğim takımın maçlarını izlerim diyor. Hafta sonları maçlar oluyor biliyorsunuz. It has a fascinating atmosphere. Mükemmel, büyüleyici anlamına gelen bir kelime arkadaşlar bu. Büyüleyici bir atmosferi var. Yani stadyumdan bahsediyor. Arkadaşlara vakit geçiriyormuş. Hı hı. Şimdi bunu yapan da Teddy. Bakalım şimdi. What doesn't Suzy do at the weekends? Suzy hafta sonları ne yapmaz? Şimdi evet. Ona bakacağız. She has breakfast with her parents. Evet, ailesiyle family breakfast. Family diyordu. Breakfast dediği zaman zaten parents, ebeveynleri evet. Yapmış oluyor. Bunu yapıyor. She is interested in doing sports. O yürüyüşe çıkıyordu. Evet. Sonra ne diyor? Bakalım öyle bir şey diyor muydu? Yani hava güzel olsa yürüyüşe çıkarım yürüyüşe diyor. Yürüyüşe çıkarım diyor. Güzel ve devamında dikkat edersen dışarıda olmayı, egzersiz yapmayı, fiziksel olarak aktif olmayı severim dediğine göre. Tik. She doesn't like staying inside. Inside, içeride. İçinde. Outside, dışarıda. O, içinde, evde kalmak gibi yani. İçeride kalmayı sevmez demiş. Hı-hı. Evet, sevmez. Yürüyüşe çıkıyor, hava alıyor. Çünkü ne diyordu? Saatlerce AVM'lerde değil mi? Diyordu. Dolayısıyla bu da var ama she prefers going to shopping mall. Alışverişe gitmeyi hayır. Tercih etmez. Eder diyor. Hayır, böyle bir tercih söz konusu değil arkadaşlar. Aksine dışarıda kalıp zaman geçirmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği. Geldim bir sonrakine. Which is true about Teddy? Bu sefer Teddy ile ilgili. Teddy ile ilgili doğru olan ne ona bakalım. He enjoys having big breakfast at the weekend. No. Big light breakfast. Light breakfast. Değil mi? Hafta sonu büyük kahvaltı yapmaktan keyif alır diyor. Hayır. Yani spora gidiyordu. Koşuya gidiyordu. Sonrasında light breakfast yapıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış. He hangs out with his friends. Arkadaşlarıyla takılır. Evet, arkadaşlarıyla çıkıyordu. I meet my friends diyordu. Ve maçı beraber maç izlemeye, evet, futbol maçı izlemeye gidiyorlardı. Sorumuz Doret muhtemelen bu arkadaşlar. He returns home after he has breakfast outside. Dışarıda kahvaltıdan sonra eve döner diyor. Hayır. Evde yapıyordu arkadaşlar. Bunu da söyleyemeyiz. He prefers indoor activities to outdoor activities. Outdoor yani şey dışarıdaki aktiviteleri. Evet, evdeki yani kapalı alandaki tercih eder diyor. Hayır, bu da. Hayır, bu da söz konusu değil. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği. Ve geldim metinle alakalı son sorumuza. Şurada bir ifade var. Özellikle bu yüzden bu soruyu tercih ettim. Income'ın. Ortak. Income'ın ortak demek. Şahane. What do Suzy and Teddy have in common? İkisinin de ortak olarak sahip olduğu özellik nedir diye sormuş. Hı-hı. They don't get on well with each other. Onlar birbirleriyle geçinemezler diyor. Birbirleriyle alakalı bir durum herhangi bir söz konusu değil. Suzy gets up late but Teddy gets up early. Suzy geç kalkar ama Teddy erken kalkar. Doğruydu. Doğru ama burada bir ortak özellik şey yok. İkisininkini ayrı ayrı Suzy is better at doing sport than Teddy. Yine bir kıyaslama var Suzy aslında. Ortak yaptıkları spor yapmada şey Teddy'den daha iyi diyor. Burada da söz konusu değil. They both. Both ne demek? Biraz da gibi. Her ikisi de. We both her ikimiz de, you both siz ikiniz de, they both onların her ikisi de. Hı-hı. They both enjoy doing sports. Onların spor ikisi de. Yapmaktan keyif alır ikisi de. Spor yapmaktan evet. Keyif alırdı arkadaşlar. Enjoy'u da bu şekilde görebiliriz. Ashley, ve, Betty. Ve kızlar pijama partisi veriyorlar. Evet. Kapatmışlar gözlüklerini. Bir taraftan da sohbet etmeye devam ediyorlar. Ashley diyor ki, do you follow fashion girls? Şeyi takip ediyor musun? Kızlar modayı takip eder misiniz, evet, demiş. Betty demiş ki, to be honest. Dürüst olmak gerekirse. I am not interested in fashion. Modayla ilgilenmem. Most girls love doing shopping. Çoğu kız alışveriş yapmaktan hoşlanır. But I don't. Ama ben hoşlanmam. I hardly ever buy new clothes. Hardly ever, neredeyse hiç. Yeni kıyafetler satın almam. Almam. I think you are wrong demiş Carol. Bence yanılıyorsun. We are teenagers and we should pay attention. Pay attention yine ünitenin önemli kelimelerinden. Özen göstermek, önem vermek. We are teenagers. Biz diyor. Teenage. Yani ergeniz, genciz yani. Genciz ve bu yüzden biz ne giydiğimize dikkat etmeliyiz. Betty demiş ki tekrar. Ridiculous. Saçma. Ridiculous. Çok güzel kelime. Saçma. I don't have to wear trendy things. Trend şeyler giymek zorunda değilim diyor. Hı hı. I feel more comfortable in casual clothes. Casual clothes? Gündelik giysiler. Gündelik giysiler içerisinde kendimi çok rahat daha rahat hissediyorum demiş.
Carol tekrar demiş ki I don't follow fashion either. Ben de modayı takip etmiyorum. I mean you cannot wear the same things every day. Söylemeye çalıştığım şey şu, her gün aynı şeyleri giyemezsin diyor. That's ridiculous. Asıl saçma olan da bu demiş. Atarlanmışlar, iyice baktık, evet. Tutacaklar. Sonra eşlere girmiş, araya girmiş demiş ki to me, everybody can wear whatever she wants. Herkes ne isterse giyebilir, evet. Demiş. Böyle bir konuşma geçmiş kızlar arasında. According to the text, metne göre. Evet. Ashley is jealous of other girls. Ashley... Jealous neydi? Kıskanmak. Hı-hı. Ashley diğer kızları kıskanıyor. Ashley kimdi? Yani Ashley. Modayı takip ediyorsunuz diye sorup en son herkes istediğini giysin diye orta yolu bulan kişi. Sence onu kıskanma, hayır, gibi bir his var mı burada? Ben böyle bir şey sezmedim. Betty is crazy about following fashion. Hayır, Betty takip etmiyordu. Demiştik ki dürüst olmak gerekirse ben hiç ilgilenmiyorum. Evet. Çıldırasıya, takip etmeye çıldırırsa seviyor, böyle bir şey de söz konusu, hayır, değil. Betty's and Carol's preferences about clothing is different. Betty'nin ve Carol'ın tercihleri, neyle ilgili tercihleri? Clothing, yani giyinmeyle ilgili tercihleri farklı demiş. Betty ve Carol. Şimdi Betty hoşlanmıyordu. Carol da aksini iddia ediyordu. O da aksini iddia ediyordu. Farklı. O zaman onların giyiniş tarzları, giyiniş tercihleri farklı. Carol hardly ever goes shopping to buy new clothes. Carol diyor neredeyse hiç yeni kıyafetler almaya gitmez. Aksine bu hani her gün aynı moda, şeyleri giyemezsin, evet, diyen kişiydi. Dolayısıyla sürekli kıyafet alışverişine gittiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir diyoruz. Ve bu videomuzun da arkadaşlar sonuna gelmiş oluyoruz.